Arkadaşlar merhaba. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Ali ile Ahmet'in yaşları toplamı 45. Ali Ahmet'ten 5 yaş büyüktür. Ahmet'in yaşı kaçtır? Çözümü basit, öyle değil mi? Ahmet'in yaşına x dersek Ali'nin yaşı x artı 5 oluyor. X'in yaşları toplamı 45. O zaman Ali ile Ahmet'in yaşlarını toplayıp x'i yalnız bırakırsak Ahmet'in yaşını buluruz, öyle değil mi? Yani x artı x artı 5 eşittir 45. 2x artı 5 eşittir 45. Buradan 2x eşittir 40. 40'ı da 2'ye bölersek x eşittir 20. Yani Ahmet'in yaşı 20'miş. Dolayısıyla Ali'nin de 25. Peki bu soruyu niye sorduk durup dururken? Ya da cevabı neden bu kadar uzattık? Direkt 20 veya 25 deyip işin içinden çıkamaz mıydık? Elbette çıkabilirdik. Ama bizim burada dikkat çekmek istediğimiz konu x. Fark ettiyseniz matematikte ne zaman bir bilinmeyen muhabbeti olur hemen x deyip başlıyoruz. Ya da bilinmeyen bir şahıs veya herhangi bir yer veya mekan. Kısacası nerede bir bilinmeyen, orada x hali hazır bulunuyor. Peki nereden geldi bu x? Kim kullandı, kim buldu? Hazırsak x'in hikayesine başlıyoruz. Arkadaşlar çeşitli kaynaklarda x'in serüveni ile ilgili çeşitli bilgiler yer almakta ve x'in ortaya çıkışı ile ilgili kesin bir bilgi elde bulunmamaktadır. Ancak bu serüvenin Orta Çağ'da Arap Yarımadası'nda başladığı bilinmekte. İslam alemi astronomide, geometride, matematikte ve diğer bilim dallarında en parlak dönemini yaşarken hepimizin bildiği gibi Avrupa karanlık çağını yaşıyordu. O dönemde bilimin beşiği İslam topraklarıydı. Dolayısıyla Avrupalılar bilimde Orta Doğu'dan etkilenmiş ve birçok bilimsel atılımı da bu topraklar sayesinde yapmıştır. İşte x'in x olma serüveni tam da bu noktada başlıyor diyebiliriz. Şimdi bilimsel kitaplar anlıyordu, öyle değil mi? Ve normal olarak her devlet kendi diline çeviriyordu. Ve ister istemez çeviride bazı küçük pürüzler çıkıyordu dillerdeki farklılıklardan dolayı. X de bu çeviri muhabbetinde ortaya çıkmıştı. Nasıl mı? Şöyle ki arkadaşlar, Arapçada bazı hesaplamalarda bilinmeyen şey, atıyorum, eşittir 20 deniliyordu. Ve bu şey, yani şayun sözcüğü önüne al ekini aldığında belirli bir şey için bu kelime kullanılabiliyordu. Ancak İspanyollar çeviri yaparken bu şayun kelimesini çeviremediler. Çünkü İspanyolca'da buna karşılık gelecek bir şey harfi yoktu. Bu sefer direkt olmasa da en azından onu çağrıştıracak bir harf bulmaya çalıştılar. Ve yapılan araştırmanın sonucunda da en son klasik Yunan dilindeki çi harfini bulmuşlar ve onu kullanıp bu sorunu aşmaya çalışmışlardır ki bundan sonra yapılan çevirilerde ve çi'nin yazılışından dolayı da x yerini böylece almıştır. Evet arkadaşlar, x'in hikayesi özetle böyle. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.